sonra dön. 40 yılda bir anarım. Sen de kaybettiğimi başkasında. Ana bu ne ya? Kar mı yağıyor? İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Abi Nisan 1. Bir Nisan şakası. Bir Nisan şakası. Toronto'da kar yağıyor. 1 Nisan'da. Ne kadar enteresan. 1 Nisan'la ilgili birkaç anımı anlatayım size. Gençler. Şöyle. Önce şu kemer ışığından kurtulalım. Şimdi ilkokuldayken ilk kez o zaman duyduk bildik ya. 1 Nisan neymiş efendim 1 Nisan? Böyle ilginç ilginç şakalar yapıldığı bir dönem. Ben de anlamıyordum yani bu ne yapmaya çalışıyorlar işte. Bir şey söylüyor sonra 1 Nisan diyor. Ne oluyor yani? Diyor ki yani gerçek değil. Abi gerçek olmayanlarla niye uğraşıyorsunuz ya? Lütfen. Sonra aradan yıllar geçti tabi. Sonra baktım ki 1 Nisan doğum günü de olabiliyormuş. Birinin doğum günü de olabilirmiş 1 Nisan. Şaka gibi değil mi? Ama değil. Böyle ilginç bir 1 Nisan hatırası var önünde. Bugün de işte böyle kar yağıyor şu an. Toronto'ya kar yağıyor. Şaka gibi. Bir Nisan şakası. Bir Nisan şakası gibi bir gün yaşıyoruz. Toronto'ya kar yağıyor. Evet. İnanmayacaksınız, inanamayacaksınız ama bilmiyorum. Kar yağıyor yani şu. Bakın. Kar yağıyor. Toronto'ya kar yağıyor. Bu nasıl bir hava ya? Ne oluyor? Tanrılar çıldırmış olmalı. Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım. Sen de kaybettiğini başkasında ararım. Benim için üzülme, benim için üzülme. Tim Hortons buraya şube açtı. Vay, bayağı kalabalık var. What the heck? Ya ciddi ciddi kar yağıyor ya. Çok sinirlendim şu an. Ya bunun da peşine nereden düştük arkadaş? Elindeki şansa bak ya. Bir de şey var bende. Böyle bir şey dilime pelezenk oldu muydu? Yapışıyor yani. Mesela bu Bergen'in şarkısı. Bugün akşama bunu söylerim Arife Bey. Bu arada yarın yani bu gece sahura kalkıp yarın inşallah Ramazan orucumuzu tutacağız. Allah kabul ederse. Yani ciddi ciddi kar yağıyor. İnanmayacaksın. İnanılır gibi değil ya. Ciddi ciddi kar yağıyor. Ciddi ciddi kar yağıyor. Şaka değil. Tanrılar çıldırmış onu. Bir Nisan şakası. Ya şu bir Nisanlar ne kadar tuhaf. Bir Nisan'ı yaşayanlar da tuhaf. İyi ki doğum günüm bir Nisan'a denk gelmemiş. Yoksa ne yapardım? Şaka gibi değil mi? Evet. Hadi be, hadi be, hadi be oğlum, hadi be oğlum ya, hadi. Size ehliyet verenim ben şarap çanağına tükürüyorum. Bu ibnenin arkasına kaldım.
Evet, şeyin ta uçtan gözüküyor biraz. Şöyle. İnanılır gibi değil, şaka gibi. Toronto'ya kar yağıyor. Toronto'ya kar yağıyor. Bir Nisan. Yok, ağlıyor mu? Buna seviniyor mu bilmiyorum. Bir Nisan'a. Yani bir Nisan. Nedir yani? Bir Nisan. Şaka mı? Yaz gelmeyecek mi ya? Çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım. Sen de kaybettiğini başkasında ararım. Benim için üzülme. Benim için üzülme. Bu arada Belgen'in bu şarkısı elimize peleze dönüyor. Sonra adını bir yılda bir anana. Sen de kaybettiğini başkasında ararım. Benim için üzülme. Ah, benim için üzülme. La 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 la. Burada her zaman trafik var. Lanet olasıca. S63. Ben buradan bir koysam böyle önden çıkar. Ukrayna bayrağı yansıtmışlardı. Navruk'un yazan yeri. Şu anda müthiş bir Ukrayna seviciliği var. Ukrayna üzerinden seslerini duymaya çalışıyorlar. Ukrayna üzerinden tekrar kendilerini hatırlatmak isteyen siyasiler, devlet adamları, politikacılar, twittercılar, youtuberlar, gazeteciler, herkes ekmek peşinde. Ne yapsın? Biz hariç. Bir biz yan gelip yatıyoruz arasında. Sanki babamız multimilyoner. Gayret. Burada lanet trafik başlar. Sonra adını kırkına bir alırım. Sen de kaybettiğimi başkasında alırım. İçin üzülme. Ben için üzülme. Tan 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 anana. İnanana inanana. Na 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 na
gerçekten. Oo. Kar yağışlı. Şu anda 2 dereceymiş hava. Kar yağışlı gösteriyor. Hissedilir mi? Hissedilen feels like eksi 3. Feels like eksi 3. Aha, aha vurdu. Oo, bu. Daha yeni yoldu da. Yeni yoldu vurdu. Arkadan büyük ihtimalle telefonla uğraşıyor. Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım. Sen de kaybettiğimi başkasından arın. Benim için üzülme. Benim için üzülme. Benim için üzülme. Yani trafik sadece İstanbul'da yok. Burada da yok. Şarkı direkt bilinçaltım çalıyor yani. Tepkisiz kalamıyorum. Ne kadar tuhaf. Tuhaf olan yaşadığım durum mu yoksa tuhaf olan ben mi? Yoksa dünya mı tuhaf? Neden tuhaflıklar üst üste böyle binmiş? Neden? Köpek! Puh. Kahpe! İnanmıyorum. İnanmıyorum. Hayır. Ne olamaz. İnanmıyorum. Var ya. Ne filmler izliyorsun? O zaman normal geliyordu. Şimdi dönüp baktığım zaman bunlarla vakit kaybediyormuş. Yine aynı şarkıyı söylüyorum ya. Abi değiştir şu kulağı ya. Değiştir. Kulağın iğnesi. Okey. Sen bir kez daha patlatalım be şu. Abi koçum yapabilirsin. Abi bakalım içimden geldiği gibi. İçimden geldiği gibi böyle. Patlat. Okey geliyor. Son 2 3 Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım. Benim için üzülme. Benim için üzülme. Benim için üzülme. Bir şey ifade ettiği için değil. Yani belgenin belgeselini izlemedim. Belgeseli çıktı bile izlemedim ama belgenin öldüren adamın röportajını dinledim. Adam dedi ki pişman mısın dedi. Pişman değilim. Pişman değilim dedi adam. Fikir diyor ki nasıl yani sonuçta bir can aldın. Pişman değilim ya, hak ettim. Keşke diyor annesi de ölseydi ya, ama annesi ölmedi. Daha çok annesinin ölmesini istiyor. Ama kızın annesi yaşamış, kadının kendisi ölmüş. Enteresan hayatlar. Yarışıyoruz şu an.
Just Drive diye bir mesaj yapmış. Yani telefonu